Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Hız kesmeden videolarımıza devam. İkinci el ve sıfır otomobillerin nabzını tutmaya tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz sıfır kilometre araçlarda en çok talep gören araba. Şu an itibariyle en çok talep gören araba ve gerçekten bence rakiplerinin dengelerini değiştirecek bir araba diyerek videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Hadi gelin dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sıfır otomobiller ve ikinci otomobiller üzerine videolarımız devam. Şimdi dengeleri değiştirecek arabadan kastımız arkadaşlar şu an gerçekten sağlam bir giriş yaptı. 3 aydır zaten bayileri sürekli geziyoruz ve son zamanlarda çok talep gören bir araba var arkadaşlar. Herkes fiyatının uygunluğundan dolayı zaten bunu talep ediyordu bu arabayı. Biliyorsunuz 2020 yılını en çok satan binek arabalarda bunu da dipnot olarak verelim. Renault birinci sırada bitirdi. Fiat ikinci sırada bitirdi arkadaşlar. Ciddi bir kapışma hala devam ediyor. Üretim bandındaki durumda arkadaşlar pandemi çok etkiliyor bu durumu ama şu an üretim bandında yerli üretimde bu şekilde seyir devam ederse yani fabrikalar tam anlamıyla çalışmaya gelirse bayilerin dediği Şubat ayı ile arkadaşlar ciddi anlamda stok olacağı. Özellikle fiyatta da yani herkes istediği arabayı bulabilecek ve şu an bayilerde çok araba da var diyerek hemen konuma da geçeyim arkadaşlar. Şu an en çok talep gören araba arkadaşlar Egea Cross. Evet, Egea Cross. Fiat bayilerini gezerek, telefonla arayarak Ocak ayındaki kotaları belli oldu. Biliyorsunuz Fiat lansmanı yaklaşık bir hafta önce hemen hemen yaptı arkadaşlar. 100 tane online satışı araç sundu. 100 tane online içerisinde 1.6 modellerini koydu. Ekseret'le bir tane 1.4 koydu. Renk bazlarında vurdu arkadaşlar. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 20 tane ya da 24 tane online satışta araba kaldı. Yanında Connect hediyesi ve ekstradan logolu özel kaplama veriyordu. Ki gerçekten arabayı şu an görmeden şöyle söyleyeyim ben size, bayilerde Ocak ayı için, Ocak ayının ilk haftasında arabayı görmeden yaklaşık arkadaşlar 10-11 gibi daha 2-3 gün öncesinden. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun, beğenin, güzel yorumlarınızı atarsanız sevinirim. Bazı bayilerde 100-150 kişilik bir sıra vardı. Bunu açık net bir şekilde belirttim. Egea Cross'a ciddi anlamda talep var. Ve eminim ki bu fiyat gamında arkadaşlar 154 bin lira başlangıç fiyatı var. Yaklaşık olarak yani şu anki kampanyalı fiyatlarla 217 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tabii ki dizel paketlerini düşünürse 230 bin liraya kadar çıkıyor. Ha, 230 bin liraya kadar verilir mi? Şahsi fikrim 230 bin liraya ben olsam o kadar çıkmam. Ama başlangıç fiyatı özellikle B tarzı SUV, crossover diye tabir edilen, hatta bu B değil C segmenti bir araba arkadaşlar, Egea Hatchback'in kasasının aynısı. Şöyle özet geçeyim ben size. Tamamıyla özel bir sistemde süspansiyonlardan 4 cm yükseltilmiş, tavan çıtalarıyla 3 cm, bunu daha önce belirtmiştim zaten size. Kasa aynı, tamponlar değişiyor arabanın, alt marş yerleri değişiyor, görünümü değiştiriyor, logolar vesaire. Gerçekten çok ciddi anlamda donanım özelliği var ve bunun rakiplerine bakıldığı zaman da bunun fiyatına 1.4 motorun tabii ki biraz bir geçmişi biraz şaibeli bir durum var. Biliyorsunuz yağ yakma olayı çok büyük bir sorun gözüküyor 1.4 motorlarda ama bazı arabalarında var, bazı arabalarında yok. Bunu resmi olarak hani fiyat da hani kabul eder bir durumda değil açıkçası ama 1.4 motor 1.0, 1.3 ve 1.6 motor olarak veriyor arkadaşlar ve fiyat olarak da elimde var. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun, beğenin, güzel yorumlarınızı atarsanız sevinirim. Bayilerin donanımı olaraktan da var. Ben hani eminim ki gerçekten bu model bu fiyat gamında uygun değil tabii ki bakacak olursanız ama en uygun araba 130 bin lirayla sedanı geliyor. Arkasından Egea Cross 154 bin liraya geliyor. Street paketinde standart hemen hemen özellikler var arkadaşlar ama Urban ve Launch paketine geçtiğiniz zaman ekstradan stil paketleri ve güvenlik paketleri geliyor. İnanın yani 1.4 launch paketine örnek veriyorum, Egea Cross alıyorsunuz. Hemen buradan size onun fiyatını söylüyorum. Güncel fiyat arkadaşlar. Bu ay için geçerli arkadaşlar. Arabanın en full'ü 1.4 bas paket arkadaşlar. Şu an kampanyalı. Bakın internetteki fiyatlara aldanmayın diye söylüyorum. Launch paketin şu an Egea'ların hepsinde ciddi indirim var. Liste fiyatın üzerinden İnternete bakacaksınız. Arabanın şu an fiyatı arkadaşlar 183.900 lira gözüküyor.
Şeye girdiğiniz zaman internette yan tarafta 178 bin kampanya ama bayi araba 170.900 TL arkadaşlar. Ve ciddi anlamda talep var. 170 bin liranın içerisinde arkadaşlar şu anki fiyatta launch'ta yan perde hava yastıkları, kör nokta uyarı, hız sabitleme, krom detayları geçiyorum. Yeni 7FT özel hayalet ekran gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Ortada şeridi var. Yani kablosuz şarj var. Anahtarsız giriş çalıştırma var. Arka sıra USB ön kol dayama, özel deri yarı kumaş, alkantara kumaş gibi geliyor arkadaşlar. Ciddi anlamda yani fiyatın doluluğunda bir araba, yani manuel olup da 1.4 olarak düşünürseniz bunu, gerçekten 1.0 şu an en çok tercih edilebilecek model açıkçası arkadaşlar. Onda bile ciddi anlamda fiyatı aşağı çekiyor ve kampanya olarak da var. Ben inanıyorum ki bu model satış grafiğini çok çok arttıracak ve rakipleri bence gerçekten hüsrana uğrayacak arkadaşlar. Çünkü bu fiyat gamında en uygun arabalar biliyorsunuz Renault grubunda Captur bile arkadaşlar 200 bin liranın üzerinde. Duster bile arkadaşlar şu an 175 bin lira civarında geliyor. Sembol bunun zaten rakibi değil bakıldığı zaman. C segmenti bir crossover, yani SUV görünümlü C. İşin özeti bu arkadaşlar. Yüksekliği de gayet güzel. 1555, 15,5 santim yüksekliği var. Normal arabanın 15 civarında seyrettiğini düşünürsek yüksekliği güzel. Örnek veriyorum Hyundai Kona, Kia Stonic aynı ürün gamında. Normalde Peugeot 2008 arkadaşlar, bu tarz arabalar hepsine bakıldığı zaman bunun fiyat olarak bak, daha C3, Aircross, yani sayabileceğimiz daha farklı Dacia Sandero mesela arkadaşlar, bu yerden yüksek model. Hani bununla bunu kıyasladığınız zaman gerçekten fiyat ve performans şu an açık ara Egea Cross önde. Bunu size söyleyeyim. Ha, illa 1.4 motordan bahsetmiyorum. Ben size şu an kampanyasını bahsediyorum. Şu an launch paketlerin hepsinde tüm motor gamında ciddi indirim var arkadaşlar. Bütün bayileri telefonla arayıp sormanız lazım. Bazı bayilerde arabalar var. Bazı bayilerde yok. Çünkü ayın 15'i olduğu için satış, Ocak ayının satışları hemen hemen kapandı. Şunu da size söyleyeyim. Fiyat sabitlemesi şu an fiyat grubu yapmıyor. Onu özellikle size belirteyim arkadaşlar. Ellerinde olan çoğu bayide sedanlarından, hatchbacklerinden arabalar dahi var. Telefonla arayıp bile bilgi alabilirsiniz. Ama benim şahsi görüşüm şu an en çok talep görüp ve piyasayı gerçekten karıştıracak olan model Egea Cross. Açıkçası benim de bayağı bir kafamı bulandırıyor. Yani biz bile Egea Cross'u tercih edebilirim arkadaşlar. Diğer aracı satıp. Üstünden de iki tane araç var. Bir BMW, bir de Suzuki. Suzuki'yi satıp ona dönebilirim arkadaşlar. Gerçekten fiyat ve performans olarak kesinlikle çok güzel bir araba. Ben şahsi fikrim, arabada büyük bir ihtimal bugün itibariyle ciddi anlamda basılmaya başlandı fabrikada. Ve ciddi anlamda stoğu da olacak. Şubat ayında herkes ulaşabilir boyuta gelecek bayilerin dediğini ben size söylüyorum. Sıfır arabalardaki durum, bazı firmalar kampanya yapıyor. Bazı firmalar şu an normal satış grafiklerini sürdürüyor. Gerçekten fiyat bayinde insan var arkadaşlar. Daha önce videomda da bahsetmiştim. Fiyat veren o grubunda var. İnsanların sıfır olan talebi daha da arttı şu ara. Çünkü ikinci elden umudu kesti insanlar. Sıfıra abone ama faizler ciddi yüksek arkadaşlar. Ve faizler bu şekilde devam edeceğini söyledi bayiler. Zam oranına geldiğimiz zaman tabii ki cüzi miktarda Şubat ayına bir zam öngörüsü var. Ama fiyatta yani olmama olasılığı da var arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bunu buradan size en nacizane dileklerimi belirtmek istedim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun. Beğenin. Güzel yorumlarınızı atarsanız sevinirim.